Bizim 2019 seçiminden sonra çok geniş kapsamlı bir çalışmamız oldu. Çalışmalarımız da devam ediyor seçim içerik komisyonu olarak. Şimdi biz Yeşil Sol Parti olarak ilk defa seçime girdiğimiz için sandık kurulu üyesi veremiyoruz. Fakat bizim partimiz zaten gönüllüye dayalı olduğu için bizim müşahit arkadaşlarımız her sandıkta bir tane müşahit arkadaşımız var zaten. Bizim farklı hiçbir partiyle bir çalışmamız olmadı güvenlik açısından. Çünkü bizim seçmenimiz de bu bilinçte olduğu için, yani sandıklara sahip çıkma konusunda bilinçli olduğu için biz farklı bir parti ya da bir yapıyla herhangi bir görüşme sağlamadık. Avukat arkadaşlarımız var. Yani Van genelinde ilçeler dahil olmak üzere çok yani yüksek bir sayıda avukat arkadaşlarımızla beraber sandıklarımızı koruyacağız zaten. Bu avukat arkadaşlar zaten kendi aralarında ilçe, mahalle şeklinde kendilerince görevlendirmeleri sağlamışlar zaten. Yani müşahitler, yani müşahidin aslında sandık kurulu üyesinden herhangi bir farkı yok. Öncelikle bunu sandık başında görev alan müşahit arkadaşlarımızın bilmesi ve bu bilinçli olması gerekiyor. Ki biz bunların eğitimini de verdik, arkadaşları bu konuda bilinçlendirdik. Yani biz sandıkta her okulda görev alan müşahit kişileri liste halinde bir YSK'ya bildirdik. Her sandıkta zaten müşahitimiz var ve biz bunun okul olarak listesini YSK'ya bildirdik. Yani bunlar YSK'da ismi olan arkadaşlar. Bunu işte sandık kurulu başkanı ya da kolluk güçleri zaten bu anlamda müşahitlerimize sorunlar çıkarabiliyor. Bu anlamda müşahidimiz buna ben YSK'da ismi olan müşahidim, parti adına verilmiş olan kişiyim demesi yeterli olacak zaten. Yani resmi anlamda müşahit olarak da biz bunu biraz da resmiyete dedik aslında. Bunu biz ilk defa bu çalışma yaptık. Yani YSK'ya da bildirdik bu arkadaşların listesini. YSK'da da isimleri var bu arkadaşların. Biz bu seçimde öyle çok farklı bir sisteme geçiş yapmayacağız. Çünkü bizim dediğim gibi 2019'dan bu yana çalıştığımız farklı bir sistem var. Öyle çok veri tabanlı bir sistem değil. Çünkü her an seçim sürecinde, seçim gecesinde her an her şey olabiliyor. Biz bunun da önlemini aldık. Farklı bir sistem kullanacağız. Tabii yani öncelikle yani bizim için, Kürtler için bir var ya da yok oluş seçimi. Herkesin oyunu kullanması gerekiyor. Herkes sandıklara gitsin, sandıklarına sahip çıksın. Bizim her bir seçmenimiz bizim doğal müşahidimiz ve doğal sandık kurulu üyemizdir. Biz o gözle bakıyoruz. Ki seçmenimiz de o bilinçtedir. Yani oylarını kullandıktan sonra sandıkları terk etmemeleri gerekiyor. Yani bunun takipçisi olmaları gerekiyor. Yani herkesin sandığa gidip oyunu kullanması gerekiyor. Tabii bizim hareketli seçmen komisyonumuz da kuruldu. Oyu Van'da ya da farklı bir şehirde olup sadece bizim ilçe örgütlerimize, il örgütlerimize gidip ismini yazdırması yeterli. Biz onları oyların bulundukları yerlere taşıyoruz. Oyların bulundukları merkeze geldikten sonra farklı bir kırsal alandaysa oradan da taşımalarını sağlıyoruz. Tekrar oy kullanma işlemi bittikten sonra seçim sonrası tekrar gidecekleri yerlere biletlerini kesmek üzere gönderiyoruz. Tabii yani müşahitlerimizin ve özellikle halkımızın herhangi bir provokasyona gelmemesi gerekiyor. En ufak bir sorunda kendilerini oradan çıkarmaya çalışacaklardır. Bu konuda daha bilinçli olmaları gerekiyor. Biz bunların eğitimlerini de verdik. Kendilerine de aktardık. Kendi hak ve sorumluluklarını bildikten sonra, bilinçli olduktan sonra farklı bir sorunla karşılaşmayacaklardır. Yani sandıklarımızı sağduyulu bir şekilde takip ediyoruz. Herhangi bir provokasyona mal vermememiz gerekiyor. Yani her seçmenimiz oyunu kullandıktan sonra sandık çevresini ve okul çevresini terk etmemesini istiyoruz. O şekilde sağduyulu bir şekilde yaklaşırlarsa sandık güvenliğini de sağlamış olacaklardır. Kendi oylarına ve kendi iradelerine de sahip olmuş olacaklar.